Bugünkü videomuzda FreeDOS bir bilgisayara, yani içerisinde herhangi bir işletim sistemi bulunmayan yeni alınmış olan bir cihaza nasıl işletim sistemi yüklenir, BIOS'ta yapılacak olan ayarlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler bulacaksınız. Aynı zamanda FreeDOS bir bilgisayar alınır mı? Bu sorunun da cevabını merak ediyorsanız videomuza başlayalım. İşlem yapacağımız cihaz Acer Aspyr 3 AMD. Bu ürünün daha önce kutu açılış ve incelemesini kanalımda yapmıştım. Merak edenler kartlardan o videoya ulaşıp izleyebilirler. Bu ürünün içerisinde herhangi bir işletim sistemi yok, yani FreeDOS olarak geliyor. Böyle bir ürün aldığınızda karşınıza bunun gibi bir ekran gelecektir. Genellikle bütün FreeDOS olan bilgisayarlarda bu ve buna benzer ekranlar ilk açılışta mutlaka gelir. Önce FreeDOS nedir, ne işe yarar, FreeDOS bir bilgisayar alınır mı, bu konuyla başlayalım. Ardından kurulum aşamasına geçelim. Bir laptop veya masaüstü bilgisayar almaya karar verdiğinizde seçilen cihazın özellikleri arasında işletim sistemi bölümüne FreeDOS ibaresi yer alır. Bu alacağınız üründe işletim sisteminin bulunmadığı anlamına gelir. FreeDOS bir bilgisayarı satın almanın en büyük avantajı ayrı olarak herhangi bir işletim sistemine ek bir ücret ödememesidir. Bu şekilde satılan FreeDOS bilgisayarlar uygun fiyat etiketi sayesinde daha avantajlı bir alternatif ürün haline gelirler. FreeDOS olmayan bilgisayarlar ise içerisinde işletim sistemi yüklü olarak gelir. Bu Windows olur, Linux olur veya macOS olur, her neyse. Bu işletim sistemine de ürünü alırken ekstradan bir ücret ödersiniz. FreeDOS sistemleri ise ücret ödemezsiniz. Örneğin aynı marka ve modelde bir bilgisayar düşünelim. Bunların seri numaraları farklı olur. Ancak donanımları birebir aynıdır. FreeDOS olan bir sisteme 10.000 TL öderken, içinde işletim sistemi olan bir bilgisayara 13.000 TL ödersiniz. Aradaki bu 3.000 TL'yi ise işletim sistemine veriyoruz. Ama her iki modelin de içindeki donanımlar ve bütün özellikler aynı. Evet, sanırım bu kadar açıklama yeterli. Şimdi asıl konumuz olan FreeDOS bir bilgisayara nasıl işletim sistemi yüklenir, bu adımlara geçelim. Öncelikle bize bir işletim sistemi lazım. Bunu temin etmek için ise web tarayıcımıza Windows 11 ISO yazalım. Microsoft'un resmi web sitesine girip ISO şeklinde hazırlanmış olan bu uygulamayı indireceğiz. Ardından yükleme adımlarına geçelim. İnternet hızınıza bağlı olarak bu dosyanın indirilmesi zaman alabilir. ISO dosyamız hazır. Şimdi yeniden tarayıcımızı açıp arama bölümüne Rufus yazalım ve programı indirelim. İndirdiğimiz bu ISO kalıbını Rufus programı ile USB belleğe yazacağız. Ve son olarak bize bir de USB bellek lazım. Mümkünse çok yıpranmamış USB 3 özelliğine sahip bir bellek tercih edin. Geniş olması şart değil, ancak bu gibi bir özelliğe sahip olan belleklerin aktarım hızı daha hızlı ve daha güvenli olur. Rufus USB belleği otomatik olarak tanıdı. Bizim sadece yapmamız gereken az önce indirdiğimiz ISO kalıbını programda göstermek. Programın diğer ayarlarını değiştirmenize gerek yok. Tarif ettiğim gibi yapıp ardından başlatın. ISO kalıbının USB belleğe aktarımı tamamlandı. Şimdi işlem yapacağımız bilgisayara geçelim. Tüm bu yapacağımız işlemler boyunca her ihtimale karşı bilgisayar fişe takılı olmalı. Şimdi cihazı başlatalım. Üründe işletim sistemi olmadığı için ilk açılış uzun sürebilir. Kısa bir bekleyişin ardından karşımıza DOS ekranı gelecek. Genellikle bütün FreeDOS olan bilgisayarlarda bu ve buna benzer ekranlar ilk açılışta mutlaka gelir. Bu aşamada hazırlamış olduğumuz USB belleği bilgisayara takalım. Bazı cihazlarda Escape, bazı cihazlarda Delete tuşu ile bu ekrandan çıkıyoruz. Hemen ardından F2 tuşu ile BIOS'a giriyorum. Sizin ürününüz BIOS'a hangi tuşta giriyorsa onu seçin. Öncelikle BIOS ayarlarını yapılandırmamız gerekiyor. BIOS'a girince Security, yani güvenlik ayarlarına girelim. Burada Set Supervisor Password ayarına bir yönetici şifresi ayarlayacağız. Şu an kapalı. Enter deyip aktif edelim. Ve unutmayacağımız bir şifre belirleyelim. Şifreyi oluşturup kaydettikten sonra buradaki ayarlar aktif olacak. Ardından Boot bölümüne geçelim.
Burada ise Securobot ayarlarını kapatmamız gerekiyor. Disable'ı seçip çıkış bölümüne geçiyoruz. Tüm bu ayarları kaydedip BIOS'tan çıkıyoruz. Bilgisayar kapanıp yeniden açılacak. Bu aşamadan sonra BIOS'ta bot ayarlarına tekrar giriyoruz. Ve burada hazırladığımız USB belleği seçip Enter diyoruz. Böylelikle USB belleği bilgisayara ön tanımlı olarak gösterdik. Belleğin içerisindeki işletim sistemini artık yüklemeye geçebiliriz. Sonraki, şimdi yükle. Burada orijinal bir lisans anahtarına sahipseniz yazın. Yoksa ürün anahtarım yok deyip devam edin. Şimdi işletim sisteminin sürümünü seçelim. Ben Pro sürümünü seçiyorum. Ve bütün lisans koşullarını da kabul ediyoruz. Sadece Windows'u yükle diyelim. Ve geldik Windows'u yükleyeceğimiz disk bölümüne. Burada üretici firma diskin bir bölümüne cihazın sürücülerinin içinde bulunduğu bir bölüm koymuş. Bütün diski komple silersek bu sürücüler de kaybolur. Bu yüzden orayı bırakıyoruz. Sadece üst tarafı silip işletim sistemini bu alana yüklüyoruz. Olur ki internete bağlanamaz ve cihazın sürücülerini bulamazsınız. Buradaki sürücüleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bazı durumlarda ise özellikle Intel'in yeni nesil işlemcilerinin kullanıldığı sistemlerde bu aşamaları geçtikten sonra diskler görünmez. Bu gibi bir durumla karşılaşırsanız başka bir bilgisayarda şu işlemleri yapın. Tarayıcıya Intel VMD Driver yazalım. Intel'in sitesindeki Rapid Store adlı bu sürücüyü indirmemiz lazım. Alttaki floppy dosyasını indiriyoruz. İndirdikten sonra yeni bir klasör oluşturup indirdiğimiz bu zip dosyasının içindekileri çıkarıp bu dosyaya atalım. Ardından bu dosyayı da Rufus ile hazırlamış olduğumuz USB belleğin içine atalım ve bilgisayara takalım. Aynı ekranda sürücü yükleyi seçip göz at diyelim. Ve biraz önce USB belleğin içine attığımız dosyayı bulup tamam diyelim. Üste bulunan VMD kontrolleri seçip sonraki diyoruz. Böylece gerekli olan sürücüler yüklenecek ve diskler görünür hale gelecektir. Ardından işleme kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Aslında bu işlemler biraz uzun sürüyor. Videonun bazı yerlerini hızlandırdım. Dikkat etmişsinizdir. Ancak hiçbir yerini atlamadım. Bütün kurulum adımlarını birlikte yapıyoruz. Bundan sonraki aşamalar ise sistem kurulumu ile ilgili. Bu kurulumlar esnasında nadir de olsa bazen ağa bağlanamayabilirsiniz. Bu da yine bilgisayarınızda sürücü olmadığından kaynaklanıyor. Hadi sizi bir ağa bağlayalım. Burayı atlayabilmek için ise bir kod kullanacağız. Klavyeden Shift ve F10 tuşlarına birlikte basıyoruz. Karşımıza komut sistemi açılacak. Buraya OOB / Bypass Nero yazıp Enter diyelim. Bilgisayar kapanıp yeniden açılacak. Bu kodu videonun açıklamalar bölümüne de bırakacağım. İlk başta yapmış olduğumuz kurulum adımlarını yeniden tekrarlıyoruz. Ve biraz önce ağ bağlantısı hatası aldığımız yerde artık internet bağlantım yok seçeneği aktif olacak. Burayı seçip ardından sınırlı kuruluma devam et diyoruz. Geriye kalan işlemler zaten basit. Yönlendirmeleri takip ederek gerekli adımları tamamlayın. Bütün bu adımları doğru bir şekilde yapınca kurulum işlemi tamamlanacak ve bilgisayarınız hazır hale gelecektir. Sürücüleri biçimlendirirken bahsetmiş olduğum yer işte burası. Firma diskin bir bölümüne bütün sürücüleri kaydetmiş. Sistem için gerekli olan sürücüleri buradan temin edebilir ve yükleyebilirsiniz. Ardından işletim sistemini güncelleyip etkinleştirme kodunuz varsa Windows'u etkinleştirip bilgisayarı kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.